Merhaba Kamil, arkadaşlar nasılsınız? İyi misin? Herkesi kalın bekliyorum daha geniş kitle seslenmek için. Survivor All-Star 2024'ü konuşacağız. 43. bölümün yaşananları konuşacağız. Önemli gelişmeler, ayrıntılar var. Neler oldu? Yine olaylar çıktı, yine kavgalar çıktı. Tartışmalar, atışmaları izledik. Ve o dokunulmazlık oyunu bittikten sonra Avatar Atakan'la baktığınız zaman o kadar birbirine girecek mi? Yani baktığınız zaman Ronaldo'ya gittiği zaman kavgalar başladı. Yani keşke Ronaldo'ya her maçta olsaydı, her adada olsaydı çok iyi olurdu. Gerçekten Acun Bey iyi bir televizyoncu çünkü Ronaldo'ya büyük bir dünya yıldızını adaya getirdi. Hem mavi takım hem de kırmızı takım eğlenceli anlar yaşattı. Ama Ronaldo'ya gittiği zaman tekrar hem mavi takım hem de kırmızı takım birbirine gelecek açıklamalar vardı. Gelin dokunulmazlık oyunu. Evet, dokunulmazlık oyunu. Mavi takım 12-10 kazandı. Tabii ki üstünlük sağladı. Mavi takımın öne çıkan yarışmacılar vardı. Özellikle yine Poyraz iyi bir yarışma, Ogeday iyi bir yarışma çıkardı. Ben Yasin'i çok beğendim. Oyun aldı. Özellikle hem eşleşmelerde hem çiftlerinde tekte Yasin'in performansı gerçekten iyi. Yani Yasin özellikle bu performansı devam ederse şunu altını çizeyim arkadaşlar. Yani son 5'e son 6'ya kesinlikle kalır diye tahmin ediyorum. Evet, Kırmızı Takım'da da baktığınız zaman Nagihan, Merve, Sercan öne çıkan oyunculardan bozuk olsun. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani eşleşmeler çok önemli. Ne kadar eşleşmelerin önemli olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? En ufak hata, en ufak gecikmen 5 saniye, 10 saniye pahalı yapar. Neden? Diğer rakiplerin daha çok atik oluyor ve özellikle oyun alabiliyor ve 12-10 mavi takım kazandı. Peki potaya kim girdi? Gizemli Pınar girdi. İkisinden birisi adaya veda edecek. Yani baktın, evet, Pınar da özellikle tartışmaları çok izledik. Aleyna Pınar olsun. Hep Aleyna Pınar birbirini kolluyordu ama Merve Nagihan neredeyse kapışmış ama barışmışlardı. Ama özellikle Aleyna ve Nagihan şu an neredeyse ters zıt karakterler olduğu için tartışma her an çıkabilir. Peki Kırmızı Takım'da gruplaşmalar olacak mı? Yani özellikle Kırmızı Takım bir oyunda kaybederse arkadaşlar psikolojikman, mental olarak bitme noktasına gelebilir. Ama dediğim gibi Hilmi Cem var, efendim, Avatar Atakan var. Yani takım mutlaka toparlamaları gerekiyor. Sercan gibi tecrübeli oyuncular, Merve, Nagihan bir toplantı yapması gerekiyor. Bunun altını çizelim. Peki mavi takımda neler yaşıyor? Evet, mavi takım kazandı. Dokunulmazlığı kazandı. Evet, Batuhan geldi. Önemli. İlaç olur mu? Batuhan baktığımızda yararlı olur mu? Bunu tabii ki zaman gösterecek ama Batuhan'la Poyraz zıt karakter arkadaşlar. Zaten hemen birbiriyle atışmaya başladı. Acun Bey araya girdi. Ama hem mavi takımda hem kırmızı takımda özellikle sinirli oyuncular arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal gibi, Yunus Emre gibi baktı çok sinirli. Hemen parlıyorlar. Ogaday, Hakan, Poyraz, Batuhan da çok sinirli bir karakter. Direkt parlıyorlar. Bu anlamda biraz sinirlerine hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Ronaldo'ya ne dedi? Sinirleriniz biraz hakim olmalı. Yani adam yani izlemiş görmüş. Yani sinirli bir, evet, parkurlar zor. Efendim söyleyeyim, en ufak hata seni pahalıya patlatabiliyor. Takım kaybedebiliyor. Bu durumda dediğim gibi elemeye kırmızı takımdan Gizem'le Pınar gitti. Peki Gizem'le Pınar mı veda edecek? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama aralarındaki yarışma, aralarındaki parkurdaki atiklik, fiziklik ve mental olarak kim öndeyse o adada kalacak. Elenen kişi de adaya veda edeceğini söyleyebilirim. Baktığım zaman sürpriz oyunlar, parkurlar olacak mı? Evet, yeni bölüm fragmanı zaten yayınlandı. Özellikle yine arkadaşlar kırmızı takım ve mavi takımda konseyde tartışmaya çıkıyor. Yani oyun bittiği zaman Avcun Bey konsey yaptı. Konseyde özellikle Ogeday, Hakan, Poyraz yine laf dalaşlarına girdiler. Kırmızı takımda da baktığım zaman nefis olsun efendim söyleyeyim. Aleyna olsun, Merve Nagihan olsun, güçlü karakterler. Bunun altını çizelim ama Kırmızı Takım mutlaka toparlaması gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Acilen bir toparlaması lazım. Çünkü Kırmızı Takım'da eşleşmelerde bir sıkıntı var. Neden? Çünkü kim kimle eşleşecek bunu çok iyi bir analiz etmeleri lazım arkadaşlar. Evet, Mavi Takım'da, Kırmızı Takım'da güçlü oyuncular var. Yani parkurda özellikle mental olarak, fiziksel olarak ve psikolojik olarak İyi bir eşleşme seçmen gerekiyor. Bu anlamda değil arkadaşlar. İyi bir toplantı yapmaları gerekiyor ve şapkalarını öne koyup artık kavga etmeleri gerekiyor. Kırmızı takım, mavi takım anlamında. Ama mavi takım şu an moral arkadaşlar. Neden? Kazandın. Efendim söyleyeyim. Ödül oyunda kazanırsan, takım oyunu kazanırsan, dokunulmazlık oyunu kazanırsan en azından mavi takımdan bir hafta, 2 hafta kimseye gitmeyecek. Böyle bir durum var. Peki Acun Bey çok önemli kararlar açıklayacak arkadaşlar. Hem mavi takıma hem kırmızı takıma sürpriz oyuncular gelebilir. Yine Avatar'dan Hilmi Can, efendim söyleyeyim, Sema gelmişse yine
Batuhan gelmişse ben sürpriz bir şekilde yine Survivor eskilerinden birilerinin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki Turabi gelir mi? Evet Turabi varken gerçekten reytingler iyiydi. Yine reytingler iyi ama Turabi arkadaşlar yani tarafta tarafsız herkesin gönlünü kazanan bir oyuncu. Keşke sakatlanmasaydı. Şu an kırmızı takımla mavi takım arasında yine güç dengesi var ama yine tartışmaları izleyecektik. Yine Hakan'la Turabi kapışacaktı. Efendim söyleyeyim Sercan'la Turabi bozuk. Yine ağız dalaşına girecekti. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Turabi ziyaret amaçlı iyileşirse eğer Acun sürpriz yapar ve gelme olasılığı yüksek arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Peki Survivor'da kural değişiklikleri olacak mı? Çünkü olaylı konseyler değil mi? Aleyna Nagihan birbiriyle kapışmıştı. Ben Acun Bey'in bunu önlem alması için sarı kart, kırmızı kart çıkacağını düşünüyorum. Yani bir yaptırım kararı olabilir arkadaşlar. Çünkü olaylı konsey yaşamak kimse istemez. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Oynanında gerçekten tansiyon yükseliyor. Yani ya 12-10 mavi takım kazandığı zaman avatar takan direkt Ogeday'ın yanına koşuyor. Yani burun buruna geldi. Yani özellikle sinirlerine hakim olmalı gerekiyor. Evet avatar Atakan da sinirli, agresif bir oyuncu. Ogeday da öyle geri hani geri vites atmıyor tabirle. Poyraz zaten baktığımız zaman Batuhan geldiği zaman direkt laf dalışına girdiler. Poyraz özellikle Turabi ile geçmişte çok kapışıyordu. Böyle durum var. Şu an Mustafa Kemal agresif baktığım zaman ve sakatlığı var. Peki Mustafa Kemal dönecek mi? Evet birkaç oyun sonra dönecek arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Peki Survivor'da kural değişikliği olacak mı? Ben Acun Bey'in çok önemli kararlar alacağını düşünüyorum. Bunun altını çizelim. Şu an reytinglere baktığı zaman Acun Bey gerçekten bu işi yapıyor arkadaşlar. Yani gerek dizi analizine baktım. Gerekse yani televizyona baksın Survivor izleniyor arkadaşlar. Bunu altını çizelim. YouTube'da da izleniyor. Peki dediğim gibi kırmızı takım nasıl bir strateji yapacak? Zaten Batuhan geldi. Yani Begüm olsun, efendim, Seda olsun bir toplantı yaptılar. Yani Furkan da benim bunun altını çizeyim arkadaşlar. Furkan da iyi oyunlar aldı. Ama yine Yaman biraz sönük kaldı diye biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Yani şöyle baktığımız arkadaşlar AS olsun yine yeni gelenler takıma adapte oldular. Şu an psikolojik açıdan mavi takım kırmızı takıma nazaran bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Ama psikolojik durum tekrar terse dönebilir arkadaşlar. Bu oyunundaki dediğim gibi eşleşmeler çok önemli. Efendime söyleyeyim ödül oyunu çok önemli. Takım oyunu çok önemli. Yani özellikle psikolojik üstünlüğü ele alan takım kazanabilir. Bunda ne kadar önemli olduğunu izledik değil mi arkadaşlar? Konseyde zaten niye tartışmalar çıktı? Acun Bey özellikle sert tartışma yaşanması için zaten araya giriyor, espriler yapıyor. Bu önemliydi arkadaşlar. Peki mesela 44. bölümde, 45. bölümde neler yaşanacak? Çünkü biz yeni bölümde de zorlu bir parkur göreceğiz. Hem teklerde hem çiftlerde arkadaşlar eşleşmenin ne kadar önemli olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Yani 5 saniye bile 10 saniye ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu anlamda dediğim gibi hem mavi takım hem kırmızı takım eşleşmeler anlamında iyi bir strateji yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun altını çizelim. Peki Survivor'da büyük bir ödül oyunu olacak. Sürpriz bir ödül oyunu olacak arkadaşlar. Ve Acun Bey bunu açıklayacak. Yani baktığınızda Rio'ya gidilmişti geçmişte. Ronaldo'ya geldi. Efendim söyleyeyim aile içi görüntülü oldu. Yani yemek ödülü vardı. Ve bu sefer farklı bir ödül olacağını düşünüyorum. Bunun altını çizelim. Peki Survivor'da arkadaşlar adalar birleşecek mi? Evet, adalar ilerleyen günlerde birleşecek ve yarışma daha da kızışacağını düşünüyorum. Peki, herkesin sorduğu bir konu. Turabi gelecek mi? Turabi şu an arkadaşlar sakat sağlığından dolayı zaten gitti ama sürpriz bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Nasıl sürpriz bir şekilde Batuhan gelmişse, sürpriz bir şekilde Hilmicen, Seda, Avatar Takan gelmişler. Turabi'nin de gelme olasılığı var. Yani baktığımızda çok sürpriz gelişmeler var arkadaşlar. Ben kural değişikliğine gideceğini düşünüyorum. Çünkü yarışmacılar özellikle Berç'le oynadığında yine tartışmalar çıkartırsa bunun altını çizelim. Yine bir Acun Bey'den açıklamalar gelebilir. Gelelim arkadaşlar oyuncu analizine. Şöyle toparlamak gerekirse hem mavi takım hem kırmızı takım öne çıkan isimler var. Kırmızı takım mantığında Merve Nagel öne çıkıyor. Sercan öne çıkıyor. Yine Bozok ve Özgür kırmızı takımı sıklayan oyuncular. Mavi takımı baktığım zaman ben özellikle Furkan da iyi oyuncu ama Yasin'i çok beğendim arkadaşlar. Yasin özellikle hem teklerde hem çiftlerde iyi oynadı. Yine kadınlara baktığım zaman Begüm, Seda, Damla olabilir. Mavi takımda Hakan evet bildiğimiz Hakan yine oyun alabiliyor. Furkan ben beklemiyordum. Yine Furkan da oyun aldı. Yani baktığım zaman bir mavi takımda yükselmeler var arkadaşlar. Ama
Kırmızı takımda da baktığım zaman zayıf halkalar da var, iyi halkalar da var. Bunu mutlaka bir analiz etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Acun Bey çok önemli kararları açıklayacak. Çünkü biz konseyde yine tartışma çıktı. Yani kazanan takım, evet kazanan takım mavi takımın içinde de bir tartışma çıktı. Çünkü Batuhan'la özellikle Poyraz arasında bir geçmişte özellikle Batuhan'la Poyraz tartışmıştı. Ayrı takımlardı ama bu sefer ayrı takımdalar. Nasıl anlaşacak? Bunu hep beraber izleyeceğiz.